İyi akşamlar sevgili izleyenler. Çok özel bir noktada, çok özel bir röportajla karşınızdayız. Ankara'da savunma sanayinin gururu firmalarımızdan birisinde Roketsan'dayız ve çok kıymetli bir konuğum var. Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir bizlerle birlikte. Sayın Demir hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi savunma sanayi ile başlayalım. Bugün özellikle savunma sanayine meraklı olan izleyicilerimiz için söyleyelim. Mutlaka izleyin bu yayını. Çünkü benim için de sürpriz. Ben bir sürpriz bekliyordum ama 3'e kadar çıktık gördüğüm kadarıyla. Peş peşe gelecek görüntüler var. Ama önce savunma sanayiyle ilgili genel olarak bir başlayalım. Şimdi şunu çok konuşuyoruz Sayın Demir. Savunma sanayinde gelişmeler normalde çok yavaş olur. Ama Türkiye'de baktığımız zaman son birkaç yılda özellikle çok hızlı bir şekilde yeni gelişmeler oluyor. Öyle oluyor ki ayda 1-2 yeni sistem ya testi oluyor, kritik bir aşama açılıyor, ya kullanıma hazır hale geliyor, ya envantere geliyor, ya da onun somut sonuçlarını almaya başlıyoruz. Nasıl oluyor Türkiye'de bu? Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde ilerliyor her şey? Aslında savunma sanayi çalışıyor. Yani bütün gördüğümüz ürünler hiçbirisi hani 3 günde, 5 günde, 3 ayda, 5 ayda olacak şeyler değil. Yaptığımız çalışmalar arka arkaya meyve vermeye başladı. Düşünün ki tohum ekiyorsunuz, fidan dikiyorsunuz, suluyorsunuz, bakıyorsunuz. Yani bir de savunma sanayi sektörüne son derece hızlı şekilde eleman almamız, gençlerimizi buraya entegre etmemiz oldu. Teknofest'teki heyecanı görüyorsunuz. O heyecan dalgası buraya yansıyor. Ve bir milli uyanış, bir milli hamle aslında gündeme geliyor. Hani Türkiye yüzyılı tabiri bir siyasi slogan gibi bazıları tarafından. Hayır, Türk milleti Türkiye'ye yüzyıldan inandı. Yüzyılın ispatı da bunlar. Arka arkaya geldiğini göreceksiniz. Biz şunu diyoruz, bizi takibe devam edin. Hepsinin arkası gelecek. Geçtiğimiz bir ay içinde arka arkaya açıkladığımız projeler vardı. İşte bugün de göreceksiniz, arka arkaya devam ediyor. Yani, tabii ki bu hız, özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılı için hedeflerimiz vardı. Armağan olsun diye. 100 yıllık bir cumhuriyetin taşlandırılması, bu ürünlerle bir özgüven artırılması, işte biz buyuz, Türkiye bu demenin aslında bir mesajı. Allah razı olsun, tüm sektördeki oyuncularımız, bütün paydaşlarımız var güçleriyle çalışıyorlar ve bütün güçleri bu ürünleri ortaya koymaya devam ediyorlar ve devam edecekler. Şimdi biz bugün Roketsan'dayız. Aslında savunma sanayinde baktığımız zaman çok fazla firma var. Tamamen özel olan firmalar var, devletimizin desteklediği firmalar var. Geniş de bir alan. Yani biz belki birkaç sistemin daha çok adını biliyoruz ama Roketsan'da şu anda sevgili izleyenler etrafımıza baktığınızda burada gördüğünüz bu mühimmatların tamamı tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan, oluşturulan, üretilen ve pek çoğu da ordumuzda şu anda aktif olarak gerek terörle mücadelede gerek diğer konularda aktif olarak kullanılan sistemler. Niye bu kadar önemli? Biz bunları dışarıdan alamaz mıydık? Niye biz yapıyoruz? Dışarıdan aldığımız günlerde gördüğünüz olanları en ufak bir şeyde ambargo olarak kısıtlamalar, şunu şurada kullanırsınız, bunu burada kullanamazsınız gibi tavırlar. Ve tabii bir teknoloji hamlesinin parçası olmak gerekiyor. Kimse kimseye muhtaç olduğu zaman bir şey vermez. Milli çıkarlarınızı korumanın tek yolu, ısrarla söylüyorum, tek yolu özellikle savunmada yerleşme ve millileşmedir. Millet olarak bunu uzun zamandır idrak ettik ama büyük bir iradenin, büyük bir vizyonun arkamızda olmasıyla beraber bunlar hayata geçmeye devam ediyor. Bağımsızlığınızın, milli çıkarlarınızı korumanızın, özgüvenin oluşmanızın ve masada ve alanda söz sahibi olmanızın yegane yolu bu. Hani bilmiyorum başka yol diyoruz ya, evet bilmiyoruz başka yol varsa bu tek yol budur. Peki şimdi zaman zaman şöyle eleştiriler geliyor. Ya sürekli tanklardan, toplardan, tüfeklerden bahsediyorsunuz. İşte bunlar ölüm getirir. Başka konuşacak konu yok mu? Niye tanktan, toptan, tüfekten bahsediyoruz? Bizim çoluğumuza, çocuğumuza ne faydası var? Bu etrafımızda gördüğümüz mühimmatların bizim çoluğumuza, çocuğumuza ne faydası var? Bunlar olmasa onlara karşı nasıl bir tehdit olacak? Bir caydırıcı olmazsanız sizin üzerinize oyun kurarlar. Üzerinize kurulan, oynanan oyunları bozmanızın tek yolu güçlü olmanızdır. Ve bu oyunların hiçbirisi gençlerimizin, geleceğimizin menfaatine, ülkemizin menfaatine değil. Herkes oyunu kendi çıkarı için kuruyor. Ve onların çıkarları sizinkiyle çoğu zaman örtüşmez. Örtüşmüyor çünkü oyunu sizin üzerinize kuruyorlar. Bunları bozmanın tek yolu bu. Bir. İkincisi ise bir teknolojik yetkinlik meselesi. Bakın havacılıkta, deniz, kara sistemlerinde gelinen aşamalar, yapılan işleri gördüğümüz zaman
milletçe bir gurur yaşıyoruz. Bu gurur boş bir gurur değil. Biz yapabiliriz meselesi. Savunma sanayinde bir caydırıcı oluyorsunuz. Benim üzerime oyun kuramazsınız kardeşim. Eğer kurarsanız, benim sınırlarımı aşarsanız, benim kırmızı çizgilerimi aşarsanız ben buna müsaade etmem demenin bir yolu. Bağımsızlığımızın, bağımsızlık çok değil. İstiklal ve istikbalimiz için diyoruz. İstiklal vazgeçemeyeceğimiz bir özelliğimiz. Hiçbir ulus için bu vazgeçilmez bir unsurdur. Ama burada Türkiye bu mesajı çok kuvvetli şekilde veriyor ve son zamanlarda gördük üzerimize oynanan her türlü oyunu bozmanın yolu bu. Yıllardır terörle mücadele eden bir Türkiye şu anda çok net sonuçlar aldı. Bırakın yurt içini, yurt dışından bize kurulan tuzakları ve bize dayatılan bazı empoze edilen unsurları tamamen bozup atma ve milli çıkarlarımızı koruma yönündeyiz. Teknolojik olarak da gençlerimizin, mühendislerimizin bir teknoloji yolculuğunu, öğrendiklerini, ideallerini hayata geçirme, bunları görme, uygulama ve buradan üretilecek teknolojilerin ülkemizin diğer birçok alanında da uygulanmasını göreceğiz. Yani bir Türk vatandaşı olarak bu ürünlerle beraber ölüm getirmek değil, bu ölümü önlemek. Yani ne demişler? Hazır ol cenge, ister isen sulh salam. Bunları hazır etmezseniz, hatta dışarıdan alarak hazır ettiğini zannederseniz bile onu istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde kullanamazsınız. Bir teknoloji yolculuğu yapıyoruz, bir özgüven kazanıyoruz. Bir bilimsel ve teknolojik anlamda Türkiye bir eşik atlama aşamasında. Bu eşiğin lokomotifi savunma sanayi. Ama buradan edinecek teknolojiler, bilgiler, özgüven ve biz yaparız azmi ve güveni buradan kaynaklanacak ve ülkemizin bütün alanlarına kılcal damarlarına kadar sirayet edecek ve bu bir kalkınma hamlesi oluşturacak. Ayrıca katma değer açısından bir yurt dışından almakla oluşan büyük maliyetleri önleyeceksiniz. İki, kendi sanayinizi kalkındıracaksınız. Savunma sanayinde 2100'e yakın şirketimiz var. Lokomotif niteliği oynayan ana şirketlerimiz var, ana yüklenicilerimiz var ama onların etrafında çok büyük bir ekosistem oluşarak bunlar meydana geliyor. Gördüğünüz her sistemin, her platformun içinde onlarca elektronik, yazılım, mekanik, hidrolik sistemler var. Bunların hepsini alt yüklenicilerimiz, ülkemizde sanayicilerimiz bir kısmı bir bölümünü, diğer kısım diğer bölümünü yapıyor ve burada da onlara bir eşik atlatıyoruz. Yani diyelim ki belirli kabiliyetleri olan bir şirketimizi daha üst teknolojiye getirmek üzere onlara hedef projeler veriyoruz. O hedefi gerçekleştirdiği anda kendisi de birlik atlamış oluyor. Böylece basamak basamak merdivenleri tırmanıyor ve zirveye doğru gidiyoruz inşallah. 2100'e yakın savunma sanayi şirketimiz 2700'e yakın. 2700. Evet. Hani zaman zaman şey söylenir ya, savunma sanayinde çok ünlü birkaç şirketimizin ya işte tekel olmasınlar onlarda. O zaman bu çok da haklı bir eleştiri değil. Farklı alanlarda da çalışsalar 2700 bu çok büyük bir sayı aslında. Tabii bütün bu şirketlerimiz bir kez onlarca yüzlerce alt yüklenici kullanıyorlar. Yani bizim de imzaladığımız sözleşmelerde mecburi bir unsur olarak koyduğumuz bir konudur bu. Zaten bunu zorlaya zorlaya şirketlerimiz bunu bir gelenek ve usul haline getirdiler. Sektörü kalkındırmak ancak böyle oluyor. Büyük şirket işi dağıtıp belirli odak teknolojilere doğru hedef gösterdiğinizde üniversitelerimiz, araştırma kuruluşlarımız, çeşitli irili ufaklı şirketlerimiz burada bu yolculuğu hep beraber yapıyoruz. Çok sayıda bu özel şirket bu konuda vakıf şirketlerimizin, diğer büyük özel şirketlerimiz ve devlet şirketlerimizin beraberinde bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu çalışan insan sayımız 80 bini aştı şu anda. Yani büyük bir ekosistemle beraber yürüyor olacağız ve burada yetişen insanlarımız, mühendislerimiz diğer alanlarda da çok yetkin ürünler ortaya koyacaklar. Ülke ekonomisinin de bir lokomotif olacak. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde tartışılan bir konu vardı Sayın Demir. Yurt dışına satışlarla ilgili olarak. Şimdi siz herhangi sıradan bir ürün üretiyor olsanız pek çok ürünü yurt dışına satarken ekstra bir izne ihtiyacınız yok. Şimdi benim memleketim Anamur. Muzumuz var, yurt dışına satmak istiyorsunuz, satabilirsiniz. Şimdi ben bir savunma sanayi şirketi kursam, X ülkesi benden bir ürünü istese ben kendim satabiliyor muyum yoksa bunun için bir izin mi almam gerekiyor? Savunma sanayi tamamen özel bir alan ve savunma sanayi alışverişleri, ticareti herhangi bir ürün gibi yapılmaz. Dünyanın hiçbirinde yapılmaz. Ciddi hiçbir ülke bunu böyle yapmaz. Kesin ve çok katı ihraç kuralları ve izin süreci vardır. Bizde de böyledir. Nihai
karar merci Milli Savunma Bakanlığımızdır. Ve gelen bir talebi hangi şirket olursa olsun, hangi seviyede bir savunma sanayi ürünü olursa olsun ihraç müsaadesi almadan ihraç edemez. Bunun da mekanizması dediğim gibi nihai otorite Milli Savunma Bakanlığı'dır ama onlar da ülkenin bütün şartlarını göz önüne alır. Dışişleri Bakanlığımızdan, bizden, gerekirse diğer bazı kuruluşlarımızdan görüş sorarlar. O görüşler üzerine bir karar verirler. İhraç müsaadesi çıkarttıkları zaman ancak bunu ihraç edebilirsiniz. Yani ben devlet bir firma sahibiyim diyelim. Devletimden bilgisi ve hatta izni olmadan yurt dışına kendi kafama göre ürün satamayacağım o zaman. Satamazsınız, müsaade almanız lazım. Zaten yurt dışına çıkartamazsınız bile. Hı hı. Ama bu müsaadesiz zaten karşıdaki ülkeler de bunu çok iyi bildikleri için bu süreci sadece tek taraflı da değil. Karşı tarafın da bizim end user dediğimiz son kullanıcı dediğimiz bir belge vermesi lazım. Hani ben müracaat ettim, bir şirketim var falan ürün satacağım. İhraç müsaadesi istiyorum. Bu müsaade sürecinin bir parçası da karşıda bunu kim istiyordur? Yani onun resmi belgesi de gerekir. Yani karşı tarafta siz kime sattığınızın da kanıtlamanız gerekiyor aslında. Evet, onun resmi bir belgesinin sunulması gerekiyor. Peki şimdi savunma sanayiyle ilgili olarak özellikle hani çok da savunma sanayine ilgisi olmayanların, biraz da burun kıvıranların diyeyim hatta. İlk sorduğu soru, motorunu biz mi yapıyoruz? Yani evet. Bu siz savunma sanayi başkanı olarak kaç defa bu soruyla karşılaştınız bilmiyorum ama zaman. Biz yapıyor muyuz motoru? Ben şunu diyorum, biz 10 civarında motor projemiz şu anda devam ediyor. Bazılarının sonuçlarını aldık. Bunun da belki en önemlilerden bir tanesi geçenlerde duyurduğumuz gibi Gökbey helikopterimizin yerli bir jet motoruyla uçması. Yani bir turboşaft motor yapıldı. Bu jet motorunda açtığımız bir aşamadır. Tankla ilgili belirli aşamalara geldik. Daha düşük güçlerdeki bazı motorlarımız şu anda zırhlı araçlarımıza verilmek üzere hazırlanıyor. Bu yolculuk devam edecek. Benim karşı olarak sorduğum soru da biz ne zaman motor yapmaya başladık? Tarihini bir verseniz, mesela deseniz ki 90'da başladık, 95'te başladık, efendim işte 2000'de başladık ama yok. Başladığınız şeyi sorabilirsiniz. Başlamadığınız bir ürünün nerede olduğunu sormak abesle iştigal ama burada da başarılarımız devam edecek. Sadece klasik motorlar değil, yani genelde içten yanmalı ve petrol esaslı motorlar değil. Gerek hidrojen, gerek elektrik gibi motorlarda da yakıt pili vesaire kullanan motorların da veya takip sistemlerini diyelim artık bana gündemimizde olduğunu söylemem gerekiyor. Yani bu yolculuğun belki küçümsenecek, burun kırılacak tarafı motor gibi bazıları. Çünkü bula bula belki sadece orayı bulurlar. Ama orada da yolculuğumuz devam ediyor. İşte Gökbey'de olduğu gibi iyi haberler vermeye devam edeceğiz. Dostlara bir gurur vereceğiz. Hasımlarımızla herhalde üzüntü vereceğiz. Peki şimdi alt yazıda da zaman zaman geçiriyoruz onu izleyicilerimiz için. 3 yeni görüntü ilk defa izleyecek izleyicilerimiz biraz sonra ama oraya geçmeden önce şunu soracağım. Şimdi motor meselesini konuştuk. Ama önemli başka unsurlar da var. Biz aslında hava araçlarında, işte kara araçlarında hatta şimdi SİDA'lar var. Biz hep böyle SİHA'larımızı çok konuştuk. Türk dronları, işte Turkish Drones diye makaleler yazıldı. Hatta işte Bayraktar gibi dronlara Ukrayna'da şarkılar yazıldı. İnsanlar çocuklarına Bayraktar isimleri vermeye başladılar. Bir anda dünyanın gözü aslında Türkiye'ye çevrildi. Biz geçmişte özellikle zırhlı araçlarla ilgili ihracatları yapıyorduk. Hani bilenler aslında bizim bu konuda iyi olduğumuzu biliyorlardı. Şimdi SİHA'larla güçlenmeye başladık. SİHA'ların ardından SİDA'lar, silahlı insansız deniz araçları çıkmaya başladı. İşte NATO tatbikatlarında Türk SİDA'ları gelmeye başladı. Silahlı insansız denizaltılar yine gündemde. Bütün bunlar olurken dünyanın evrildiği silahsız sistem trenini Türkiye yakaladı. Hatta belki buna öncülük etmeye başladı desek yanlış bir ifade kullanmış olur muyuz? Kesinlikle doğru bir ifade olur. Evet, biz bazı teknolojileri geriden takip ederken bazılarından ön aldık ve dünyada en iyiler arasında olmaya doğru gidiyoruz. Hani motor sorusu sorulurken bütün bu otonom ve insansız ve uzaktan kumandalı sistemlerin içinde son derece yetkin yazılımlar, kumanda sistemleri, kontrol sistemleri vesaire var. Bu büyük bir teknoloji. Belki motordan da önemli bir teknoloji. Bunları şu anda biz geliştirdik, kullanıyoruz ve daha da bir adım ötesine doğru geliştirmeye devam ediyoruz. Burada aslında biz treni yakaladık ve öncü ülkelerden birisi olmaya doğru gidiyoruz. Bunların sadece bir iki ürünün kendisinin bazı işleri yapması değil,
onların çoklu kullanımına doğru giden bir harekat ortamını da Türkiye şu anda modelliyor. Ve bu çoklu kullanımla beraber bambaşka bir boyuta taşımış olacağız harekat ortamını. Peki yine aslında biraz önce sorduğum soruya da cevaplayacak bir konu olacak belki. Bizim SİHA'larımız dünyada çok başarılı operasyonlar yaparken kameraları aldığımız bir ülke vardı. Kanada, isim vermekte de hiçbir sakınca yok. Ve bir gün Kanadalı bir firma dedi ki o ülkedeki bir takım lobilerin de etkisiyle ben size artık kamera vermeyeceğim. Siz çünkü benim kameralarımı kullanıyorsunuz, ben bunu artık size satmayacağım. Bunun üzerine Türkiye aslında geçmişte de yine kullandığı, yine tamamen Türk yapımı bir kamerayı kullanmaya başladı. Biz bunu farklı platformlarda yine Türk yapımı kamera görüntüleme sistemlerinde görüyoruz. Şimdi motordan sonra en çok sorulan sorulardan bir tanesi, peki kamerayı siz mi yapıyorsunuz? Siz mi yapıyorsunuz kamerayı? Biz yapabiliyor muyuz? Kamerayı biz yapabiliyoruz. Kamera hikayesinin biraz da öncesi var. Kanada'dan öncesi Amerika. Oradan başladık kısıtlama. Ondan sonra kamera Amerika'dan sonra Kanada'dan tedarik edilirken orada da kısıtlama başladı ama tabii bu kısıtlamalar gündeme gelmeden önce çalışmalar başlamıştı. Şunu tekrar edeyim. Burada gördüğünüz her ürün ve alt sistem bugünün işi ya dünün işi değil. Bu belirli bir aşama aşama giden çalışmanın ürünü. Evet, şu anda İHA'larımızla, İDA'larımızla kameralarımızı biz yapıyoruz ve daha da iyilerini, daha da kabiliyetlerini geliştirmek üzere de çalışmalar devam ediyor. Şu anda gördüğünüz kameralar, gimbal, sadece kameran demek de belki biraz meseleyi küçümsetir. Kamera dediğimizde bir dizi işte üzerinde sensörler, işte ayar, normal optik sistemler, lazer işaretleyiciler gibi bir kompleks sistemden bahsediyoruz. Onun stabilitesinden bahsediyoruz ve çok daha iyilerinin de yolda olduğunu söylemem gerekir. Yani belki ileride Türkiye en iyi kamera yapan ülkelerden birisi olarak da zikredilecek. Bu biraz önce bir ifade kullandınız aslında. Savunma sanayini sadece vatan savunmasını askeri anlamda da düşünmemek lazım, öyle değil mi? Şimdi ben bütün yüreğimizi yaralayan depremi hatırlıyorum. Evet. Depremin hemen ardından biz İHA'larımızı, yani SİHA'ları aslında İHA olarak kaldırdık. Siz yine bir özel bir firmanın da yine çalışmaları sonucunda İHA'nın altına bomba değil GSM kodu takıldı ve cep telefonu operatörü olarak o bölgede en azından belirli bir bölgeye ilaç oldu, öyle değil mi? Ya da orman yangınlarında biz İHA'ları yine aktif olarak kullanıyoruz, öyle değil mi? Yani hani biz sadece bunu belki de savaş vesaire gibi düşünmeyip sivil hayatta da bizim çok fazla işimize yarıyor. Çok sayıda sivil kullanımı mümkün ki biz genelde tabii savunma odaklı gittiğimiz teknolojilerde bu deprem bölgesinde kullandığımız ürünlerin bir kısmını kendi savunma sanayi ihtiyaçları için geliştirirken oralarda da kullanılabileceği uygulamalarla görüldü. Duvar arkası radar mesela. Duvar arkası radar kullandık. Yılan ve çubuk kameraları kullandık. Bunlar da çok sayıda canın kurtarılmasına vesile oldular. Ve bu çoklu kullanımlar devam edecek. Şimdi İHA'lara bir SİHA dedik ama İHA'nın üstüne koyacağımız İDA, İKA da aynı şekilde. Çok çeşitli sistemler var. Elektronik harp sistemleri koyabiliyorsunuz. Podlar koyabiliyorsunuz. İşte sinyal karıştıran veya bazı elektronik sistemlerle özel görevler yükleyeceğiniz sistemler yapabiliyorsunuz. Çeşitli silahlar koyabilir. Silahların çeşitlerini burada belirtmek gerekiyor. Ve sivil alanda da işte görüntü işleme olsun, tarımda olsun, ormancılıkta olsun, işte iletişimde olsun, ulaştırmanın denetlemesinde olsun, çok sayıda kullanımı mümkün. Bütün bu sistemler aslında bir teknoloji yolculuğu, dediğimiz gibi bir teknoloji yolculuğu. Hani benim için ne var bu kadar silahlarda dediğimizde, evet, teknoloji var. Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun altının çizilmesi, evet biz buradayız denmesi var ki bu diğer alanlarda da bir çıkış sağlayacak. Ayrıca bizim için şu da var, Türkiye'nin masada algı olarak sözünün dinlenen bir ülke olması ve politikalarını geliştirirken artık diğer ülkelerin Türkiye ne der diye Türkiye'nin gözüne bakar hale gelmelerini sağlıyor. Peki, o zaman seyircilerimizi bekletiyoruz. O 3 yeni görüntümüz var demiştik. Evet. İlk kez TRT Haber'de izleyecek izleyicilerimiz. Onların ilkiyle başlayalım. O kadar yeni ki ekip ayağının tozuyla geldi. Sizden hemen önce işte koşarak geldiler içeriye. O kadar yeni bir test. Sadece 1-2 saat önce yapılan bir atıştan. Çakır. Çakır bir seyir füzesi, öyle, evet, değil mi? Birazdan duracağız. Hemen burada da bir örneği var ama bugün
bir atış yapıldı. O atışın görüntülerini bir izleyelim sevgili izleyenler. İlk kez, dünya tarihinde ilk kez bir SİHA'dan bir seyir füzesi ateşlendi ve o anların görüntüleri ilk kez TRT haber ekranlarında izleyelim, sonra üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sevgili izleyenler, Çakır diyoruz ama aslında Akıncı'dan atıldı Çakır. Bu görüntüde ne kadar büyük olduğunu çok anlayamıyoruz ama şu anda Çakır bu aslında. Birebir ölçeği bu. 3 metreden fazla, yaklaşık 3,5 metre. Arka kısmında sayarsak 4 metreyi geçiyor. Büyük de bir sistem. Niye bu kadar önemli? Ne farkı var ki Çakır'ın? Şimdi bundan önce de pek çok SİHA'dan atış yapıldı. Bütün dünya izledi. Bunun diğerlerinden farkı ne Çakır'ın? SİHA'larımız genelde çok yaygın şekilde MAM-L ve MAM-C'leri kullanıyorlardı biliyorsunuz. Daha sonra MAM-T'yi denedik. Onu da şurada makinede göstereceğiz. Çakır bir seyir füzesi ve denizde atmacamız duymuştur seyircilerimiz. Atmaca daha uzun menzilli bir seyir füzesi ve denizden denize atılan. Çakır'da yine denizden denize atılan bir seyir füzesi iken hem atmaca hem çakır karadan karaya, havadan karaya şekilde kullanılabilir ki işte Akıncı'dan yaptığımız atış da bunu gösteriyor. Bu çakır Akıncı'dan atılında şu booster dediğimiz kısmı çıkarttık. Çünkü normal karadan ve denizden atmanıza bir ilk hız vermeniz gerekiyor. O ilk hız zaten havadan atılında var. Olduğu için şu kısmı çıkarttık ve böylece kendi jet motoruyla beraber hedefe gitti. Seyir füzelerinin bir özelliği var. Seyir füzeleri yani yere çok yakın uçarlar veya denize çok yakın uçarlar. Attıktan sonra çakırı havadan tabii bir yere gidiyor. Daha uzun menzile gidiyor. Deniz seviyesinde veya kara seviyesinde çok 10 küsur metre civarında bir yükseklikte seyrederek giderler. Bu da radarları yakalanmasını ve hava savunma sistemlerini bunu engellemesi çok zorlaştırır. Çakır bu özelliğiyle beraber Türkiye yeni bir eşik atlattı. Malum Akıncı artık büyük bir platform ve bizim F-16'larımızda mesela yükünü de çok sayıda alacak bir platform. Ve seyir füzelerinde yeni bir eşeğe geldi. Böyle bu boyutta bir seyir füzesinin Akıncı'na atılması yepyeni bir olay. Ne diyoruz aslında? Muharebe sahasında görünmeden göreceksiniz, uzaktan vuracaksınız, hissedilmeden düşmanınızı tahrip edip geleceksiniz. Bu anlamda çok etkili. Çünkü Akıncı gibi bir platform daha düşman radarına girmeden bunu hedefine gönderebilir. Çakır füzesi de yine düşman radarlarına görünmeden hedefine gidip çok rahatça vurabilir ki bugün bunun testini yaptık ve başarıyla Çakır bu testi geçti. Peki görüntülerde gördük Akıncı iki tane taşıyabiliyor bunlardan. Evet. Bu mühimmatların bir de şöyle özelliği var öyle değil mi? Şimdi Akıncı kanadında iki tane taşıyor. Evet. İki ayrı hedefe de atabilir onu. Ya da programlayabilir, atıp işte birisi şu derece açıyla bu noktadan vursun. Diğeri aynı hedefi şu kadar saniye sonra buradan vursun. Ya da ben attım ama havada daha kıymetli bir hedef olduğunu fark ettim. Yönlendirebiliyorum öyle değil mi? Tabii olay sadece tabii bir mühimmat atmak değil. Hı hı. Onun bir İHA'ya entegrasyonu, elektronik sistemleri, onun güdümünün kontrol edilmesi gerektiğinde bu mühimmata gerekli komutları verebilmeniz. Bazılarının önceden hafıza yüklenip belli bir hedefe gönderebilirsiniz. O hedefe giderken yine kendi kontrolünüzün üzerine bağınız olduğu için gerekli komutları verebilirsiniz. Birden fazla hedefe gönderebilirsiniz. Ve o entegrasyon işlemi hani dedik ya teknoloji derken bir platform var, bir mühimmat var. İşte platformda mühimmat attık gidiyor. Hayır. Bütün o elektronik sistemler, bütün o güdüm sistemleri hepsi aktif ve burada büyük bir teknoloji var. Geldiğimiz teknolojinin seviyesini anlamak açısından bunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Yani sensörler,
arayıcı başlıkları, efendim arazi takip sistemleri, işte uçakla veya ihale oluşturduğu bağ gibi bir dizi konunun da önemli bir teknoloji unsuru içerdiğini, ilaveten de şirketlerimizle beraber çalışma kültürü. Mesela Roketsan Çakır'ı geliştiriyor veya Mamle'yi geliştiriyor. Baykar'da gidiyor işte TB2'ye veya Akıncı bunun entegrasyonu çalışıyor. Böylece büyük bir işbirliği içinde sektör kol kola Türkiye'nin hareket sahasındaki etkinliğini artırmak üzere çalışıyor. Aslında önemli bir şey söylediniz. İlk dakikalarda, yayının ilk dakikalarında size sorduğum bir soru vardı. Nasıl oldu da bir anda peş peşe geldi, ama Çakır'la ilgili cümleye başladığınızda bunun ipucunu verdiniz. Deniz için geliştirilen bir platform, ama daha sonra artık bizim mühendislerimiz anladığım kadarıyla şu şekilde düşünüyor. Tamam, biz bunu deniz için ürettik, deniz için kalsın değil. Tamam, ben bunu başka nerelerde kullanabilirim ve bunun sonucunda da böyle bir sistem gelişiyor. 100 kilometre artı diye geçiyor menzil, ama işte Akıncı'dan havadan attığınızda onun belirli de bir hızı oluyor. O 150'ye kadar da artı çıkabiliyor. Artı deyip duruyoruz orada, çünkü biz fazla sırrımızı ifşa etmek istemiyoruz. Evet, 100 artı, artık gerisini yürüsümüze ne kadar kalmış. Artı olduğu da Türkiye Cumhuriyeti'ne kalsın diyorsunuz. Evet. Ve hızına da baktığımızda 0.75-0.85 maklar neredeyse ses hızına da yakın. Evet, ciddi bir hız. Tabii, seyir füzelerimiz 50, biraz ses hızının altında olurlar. Tabii dediğim gibi önemli özelliklerden bir tanesi radara yakalanma konusunda çok düşük bir irtifadan seyir ettikleri için. Tabii karıştırılma ve hedeflerine saptırılma imkanlarını da hemen hemen sıfırlıyorsunuz bazı teknolojilerle. O da çok önemli. Peki şimdi Çakır'a baktık, ama burada başka sistemlerimiz de var. Hızlıca onlara da göz atalım. Şimdi biraz önce bir ifade kullanmışsınız aslında. Farklı firmaların da birlikte çalıştığı, onlara örneklerden bir tanesi. Evet. Şimdi özel bir firma, ama hani ben Türk savunma firmalarının isimlerini anmaktan çok çekinmiyorum. Çünkü hepsi bizim ayrı ayrı gururumuz. Roketsan ve STM'nin birlikte yaptığı Alpagut. Dolanan mühimmat diye geçiyor, ama bizim daha bilinen adıyla kamikaze drone desem yanlış bir ifade olur mu? Kamikaze drone demeniz doğru olur ama bayağı büyük bir teknoloji içeren. Yani tabii, kamikaze dronların çok çeşitli modeller var ki çok küçüklerini zaten uzun zamandır kullanıyoruz. Bu biraz daha yüksek teknoloji içeren ve hedefe şu platformu geliştirdikten sonra artık yani meydan sizin. Üzerine kamera koyup tamamen kamerayla yönlendirebilirsiniz. Belli bir hedefi kilitleyebilirsiniz. GPS alanı bir lokasyona kilitleyebilirsiniz. Koyacağınız başlığın niteliğine göre lazerle işaretlenmiş bir hedefe kilitleyebilirsiniz. Artık teknolojiye sahip olduktan sonra artık oyun sizin oyununuz. Siz kuruyorsunuz. Hani demin dediniz ya, ilk başlangıçta dışarıdan alsak. Dışarıdan aldığınız hiçbir ürün hiçbir şeyle oynayamazsınız. Bir o ürün eziz, yani olduğu gibidir. Ona hiçbir yapamazsınız, çünkü teknolojisine hakim değilsiniz. Size hangi ürün verilirse onu öyle kullanmak durumundasınız. Onun bir adım ötesine geçiremezsiniz. Hatta siz bunu modifiye ediyorsunuz ama bir anlamda. İstediğiniz neye ihtiyacınız varsa aynen, ona göre yönlendirebiliyorsunuz. İşte İHA'larımızdan da bahsettik. Türlü çeşitli sistemleri üzerine koyabiliyoruz. Mesela yabancı bir İHA'nız olsaydı Çakır'a entegre etmeniz imkansızdı mesela. Şimdi önemli sistemlerden bahsediyoruz. Hep böyle akıllı sistemlerden bahsediyoruz, ama çok da akıllı olmayan sistemleri de akıllı hale getirebiliyorsunuz. Tabii. Onlardan bir tanesi. Evet. Teber güdüm kiti. Bu şu anda buradaki bizim normalde MK serisi olarak bilinen genel maksat aslında eski uçaklarda gördüğümüz uçağın altından bırakılan ve düşen, düştüğü yerde patlayan mühimmatlar. Ama siz bunları akıllı hale de getirebiliyoruz. Evet. Türkiye'de biz bunu yapabiliyoruz. Evet. Bu da çok önemli değil mi? Nedir? Tabii şimdi biz tabii hareket ortamında hassas vuruş çok önemli. Bir kere hedefinizi imha etmeniz gerekir ve başka bir tarafa zarar vermemiz gerekir. Bu bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Hassasiyetle vuruşun bir sebebi de veya amacı da noktasal vuruş yapabilmek ve başka bir yere zarar vermemek. Bu güdümü koyduğunuzda istediğiniz hedefe çeşitli teknolojilerle, bunun lazer güdümü olur, GPS olur, INS olur, çeşitli başlık türlerini değiştirirsiniz. Ona göre hedefinize gönderir ve hassasiyetle vurursunuz. Ama dediğiniz gibi işte normal serbest düşen bombaları bu hale getirmek de kendine göre bir teknoloji. Bunlarda da tekrar edeyim. Bu güdümün platformla gerek işte savaş uçağı gerek İHA entegrasyonu ve bağını oluşturulması yine bir teknoloji ki bu teknolojiye bir kere hakim olduktan sonra çok çeşitli yerlere çok rahatlıkla uygulayabildiğimizi görüyoruz. Sen Demir, bundan bahsederken, Teber güdüm kitinden bahsederken bir noktayı birkaç kez vurguladığınız, bu benim aslında Türk ordusuyla da gurur duyduğum bir konu. Nereyi vurmak istiyorsak orayı vurmak istiyor, öyle değil mi Türk ordusu? Çünkü zaman zaman imha edilen terör hedeflerinde, ki biz bunları son dönemde özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi operasyonlarında da bakıyoruz. Şimdi bir araçta bir terörist etkisiz hale getiriliyor. Araç meskun mahallede vurulmuş.
hava yastıkları açılmış. Çevresinde insanlar var. Onlar sapasağlam duruyorlar. Şimdi biz bu mühimmatı akıllı hale getirmeyip mevcut haliyle bir tane atacağınıza 3 tane atardınız. O çevredeki her yer etkisiz hale getirildi ama çoluk çocuk ne varsa onlar da etkisiz hale getirdi. Türk ordusu bu konuda gerçekten çok hassas. Gerçekten çok hassas. Daha da hassasını söyleyeyim. Diyelim ki bir konvoy var. Konvoyda bir hedefiniz var. İşte atarsınız büyük bomba. Konvoyda 10 tane araba birden. Hayır. Orada hedefiniz kimse noktasal. Hedefiniz odur. Konvoyda işte hani şeydi bad guys, good guys ve konvoydaki diğer hedeflediğiniz kişiyle ilgili irtibatların da size hasım olmaları mümkün olabilir. Ama sizin tek hedefiniz vardır o. Yani sırf falanca yer sempati duyuyor diye bir insanı öldürmeniz gerekmiyor. Ama öldürmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bu gerçekten hani benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ordumla ve güvenlik birimlerimle gerçekten gurur duyduğum konulardan birisi. Çünkü hani meslek gereği pek çok çatışma ortamında görev yaptık. İşte ben Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de, Gazze'de görev yaptım. İşte Irak'ta görev yaptım. Orada farklı orduların ya da farklı silahlı grupların da nasıl operasyonlar yürüttüklerini gördüm. Çok net bir şekilde hani bunu bütün hani hamasetten uzak bir şekilde çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Gerçekten Türk ordusu kadar hassas olan başka bir ordu yok bu konuda. Bunun bir belki resimleri gördünüz Suriye'de. Bizim Afrin operasyonumuzda, Afrin'in operasyonundan sonraki haline bakın. Diğer Suriye'nin rejim tarafından işte tahrip edilen şehirlerine bakın. Aradaki fark çok net görülüyor zaten. Şimdi Afrin dediniz. Aslında bu konuşmaya başlarken anlatayım mı anlatmayayım diye düşündüğüm bir hikaye vardı ama madem Afrin dedik anlatayım. Afrin harekatında ben Genelkurmay Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığı'nın izniyle bir üst bölgesindeydim. Ve orada bir SİHA operasyonu yürütülüyor. Komutanımızla konuştuk. O gün çok kritik bir hedef vardı. Ne oldu komutanım dedim, vurmadık dedi. Niye vurmadınız dedim. Kalabalık bir grup. Kalabalık grubun yakınlarında bir çocuk vardı dedi. Sonra gruptan birisi gitti, çocuğu elinden tuttu ve grubun ortasına çekti dedi. Tek çocuk için kalabalık grubu ateş etmedi Türk ordusu. Öyle çok olaylar var. Yani çocuğu bırakın normal bir sivilse bile orada yani yetişkin de olabilir. Şeyse hedef dışıysa o hedeften vazgeçilir bazen. Gerçekten yani hepimizin gurur duyması gereken bir şey. Şimdi akıllı sistemlerden bahsettik ama bu Alka'dan da bahsetmemiz lazım. Şimdi Alka biz hep böyle büyük savaş uçaklarından, dronlardan falan bahsediyoruz ama Ukrayna'da biz küçük nispeten böyle herkesin kullanabildiği dronlarla mühimmatların kullanıldığında çok fazla gördük. Bizim çok kritik tesisimiz var. Onlar için geliştirilen bir sistem değil mi? Bu ne işe yarıyor? Ne yapıyor Alka? Şimdi belirttiğiniz gibi son zamanlarda işte gerek dolanan mühimmatlar gerek küçük dronlar önemli tehditler oluşturmaya başladılar. Alka bu anlamda yakın mesafe veya alçak irtifadan gelen bu tür küçük hedefleri tahrip etmek üzere kullanıldı. Ve bu şu anda dünyada büyük problemlerden bir tanesi. Herkesin kafa yordu. Drone saldırısını nasıl önleyebiliriz konusu. Normal işte hava savunma füzeleri falan onlar daha büyük hedefler için ama küçücük bir drone geldiğinde Alka birkaç kademeli savunmayı oluşturuyor size. Buradaki tabii bizim için en modern teknoloji şu anda lazer sistemler. Alka lazer ışınıyla gelen bir drone yakabilir. Ayrıca elektronik manyetik dalga göndererek o drone'un elektronik sistemini etkisiz hale getirebilir, cem edebilir. Birkaç yani hem karıştırma hem elektronik manyetik dalga hem de lazeri beraber kullanan üçlü bir savunma kalkanı burada oluşturmuş oluyor ki bu da oldukça yeni, dünyada sadece birkaç ülkenin yaptığı bir teknoloji. Bir de radarıyla tespit ediyor küçücük de olsa bir drone'u. Yani gerekirse lazerle noktasal şekilde istediği noktayı veya içindeki bir mühimmatını yakabilecek bir teknolojiye sahip. Şimdi izleyenler şunu düşünüyor olabilir. Ya bunları da mı biz yaptık? Bunların hepsini biz mi yaptık ki anlatacağız. Şimdi birazdan çok kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Çünkü yaptığımız o kadar çok ürün var ki ve bunlar sadece Roketsan'ın yaptıklarının bir kısmı. Hani bir firmanın yaptıklarının bir kısmını aktarabiliyoruz şu anda. Hepsini biz mi yaptık bunların? Hepsini biz yaptık. Daha da yapacağız. Şöyle hani biz bir hedefe kilitlendik. Bir şeylere söz verdik. Cumhuriyetimizin 100. yıl için sözler verdik. Yani söz verirken biz yani şu anda biz yapan tarafız. Biz sözleri yapa yapa geliyoruz. Bazıları sözleri veriyorsa ne olurmamız ama biz sözleri uygulaya hayata geçiriyoruz. Görüyoruz. Sevgili izleyenler, stüdyonun sadece bir kısmındayız biz. Stüdyo olarak kullandığımız aslında noktanın diğer kısmını anlatacağız. Çok kısa bir ara, sonrasında yeniden birlikteyiz. İki çok özel görüntü var. Sakın ayrılmayın.
Evet sevgili izleyenler, Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir'le özel yayınımız devam ediyor. Roketsan'dayız. Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği işte bütün bu mühimmatların ortasında yapıyoruz yayınımızı sizlere. Müjdelerle başladık. Aslında ilklerle başladık. İlklerle devam edelim. Biraz önce reklama gitmeden hemen önce uzun uzun konuşmuştuk. İşte eski sistemde akıllı olmayan mühimmatlar akıllı olan, akıllı hale getiren Teber güdüm kiti ama tek değil. Yine yeni bir sistem var Gözde. Gözde de bir güdüm kiti öyle değil mi? Onun da, o da testleri bugün, yeni bitti. O da bugünün müjdelerinden. Yani bugün müjdeler üst üste geliyor. O da yeni bitti. O da yine bir akıllandırılmış mühimmat ve İHA'mızdan atıldı ve belirttiğim gibi uzun mesafeden vuruş bizim için çok önemli. O da onun yeni bir örneği olarak hayata geçti. Şimdi İHA'dan atıldığı vurgusu da çok önemli değil mi? Biz hep biraz önce de vurguladınız. İHA atışı deyince bizim aklımız hep MAMLE, MAMC'ye geldi ki onlar da Roketsan'ın üretimi bu arada. MAMLE, MAMC'ye nispeten daha küçük. İşte birisi personele karşı, birisi de yine zırhlı araçlara karşı diyelim sistemler. Ama bu bahsettikleriniz onlardan çok daha etkili, etkiliden kastım burada çok daha büyük sistemler. Başlıkları çok daha büyük, etkiledikleri alan çok daha büyük. Hedefe göre aslında örnek veriyorum ciddi bir alanı vuracaksınız. MAMLE, MAMC'ye belki küçük kalabilirdi. Artık İHA'ları bu tür operasyonlarda da kullanabileceğiz galiba. Şimdi şuna vurgu yapmak istiyorum. Bir İHA'mız çıktığında diyelim platform olarak TB2 uçtuğunda bir İHA'mız uçtu. TB2'nin neler yapabileceği üzerine koyduğumuz mühimmatlar ve sistemlerle gösterildi. Şimdi Akıncı'yı gördük. Akıncı uçtuğunda sevindik, güzel, büyük. Akıncı'nın neler yapabileceğini üzerine koyduğumuz mühimmatlarla şimdi gösteriyoruz. Kızıl Elma'yı kutlarken şimdi Kızıl Elma daha işte derin uçuşları yapıyor. Kızıl Elma'nın neler yapabileceğini üzerine koyduğumuz ve koyacağımız sistemleri o zaman ya Kızıl Elma uçtu, başarılı, güzel, sevindik ama Kızıl Elma'nın marifetleri üzerine konacak sistemleri daha hangi boyutlara gideceğini, bir Ankara için hangi boyutlara gideceğini üzerindeki koyacağımız sistem ve kullanım opsiyonlarını da göreceğiz. Hani kutladığımız, sevindiğimiz bir ürünün sadece ürün olarak kendisiyle onun marifetlerini bu tür entegre bir çalışmayla ortaya koyuyor olacağız ki bu çok daha büyük müjdeleri bize getirir olacak. Yani bu güdüm kitleri aslında bize şunu da gösteriyor. İşte bizim yıllar önce F-16'larda, F-4'lerde kullanmak için satın aldığımız mühimmatları da biz bir anlamda SİHA'lara entegre edebileceğiz öyle değil mi bu güdüm tabii kitleri ki sayesinde? Tabii ki. Sadece güdüm kitleri kadar mesela işte bir hava füzeleri de gelecek. Hı hı. Çeşitli seyir füzeleri gelecek. İşte deniz... Bir tanesi Çakır ki yine önemli konulardan bir tanesi. Şimdi Çakır bunlar da füzeler. Peki o soruyu burada sorayım. Şimdi füzeyi yaptığınızda motorunu bunun yurt dışından mı alıyorsunuz şimdi? İdi. Seneler önce bu evet yurt dışına bağımlıydık. Onun da, o da bir turbojet motor. O da artık yerleştirildi. Bütün seyir füzelerimizin motorlarını çeşitli menzillere göre, çeşitli güçlere göre yerli üretebilir durumdayız. Tabii bunlar dediğiniz gibi hani ürünler arka arkaya geliyor ama işte bir turbojet motoru geliştirmemiz diyelim ki 6 yıl önce, 5 yıl önce başlıyor. İşte başladığımız şeyi bitirebiliyoruz. Başlamadığınız bir konunun nerede diye sormanın bir anlamı yok ama tabii onu başarınca ondan daha büyüklerini, daha ilerini çeşitli versiyonlarını da yapmaya başlıyorsunuz. Bir kere artık yola çıkınca büyük bir diyelim cesaretle, heyecanla gelen gençlerimizin de buraya büyük katkısıyla daha nice ürünleri başarır hale geliyorsunuz. Üst üste koya koya gidiyor bu. Şimdi daha önceki yıllarda işte Türk böyle mühendislerle ya da öğrencilerle konuştuğumuz zaman mühendislik öğrencileriyle şunları hiç duymazdık. İşte ben kariyer hedefleri arasında savunma sanayinde çalışacağım hedefi pek daha nadir duyardım ben. Şimdi son dönemde pek çok mühendislik öğrencisine sorduğum zaman hedefin ne? İşte ben savunma sanayi, bazıları firma adı veriyorlar, bazıları diyorlar ki işte savunma sanayi ya da şöyle bir şey geliştirmek istiyorum. Nasıl açıldı bu kapı? Artık Türk gençlerinin aklında ya ben Türk savunma firmalarında çalışmak istiyorum neden yok? Neden bu kadar fazla var? Eskiden genelde işte uluslararası bir firmanın Türkiye'de bir biriminde görev yapmayı hedeflerlerdi genelde. Hani başta konuştuğumuz bir konu vardı. Sormuştunuz işte bu kadar silah, mühimmat, İHA bunlar bir genç için ne ifade ediyor? Ne olacak bana? İşte savunma sanayi kelimesi aslında bir lokomotifin adı. Yani ona da demin de belirttiğim gibi onlarca değişik teknoloji çalışılıyor. Elektronik mühendisiyseniz elektronik mühendis olarak öğrendiğiniz bütün unsurları daha da geliştirerek orada görebiliyorsunuz ve uygulayabiliyorsunuz ve daha da iyisini geliştirmek üzere bir kendinize hedef seçebiliyorsunuz. Yazılımcıysanız benzeri şekilde, eğer simülasyon yapıyorsanız benzeri şekilde, eğer bir uçak mühendisiyseniz benzeri şekilde, uzay mühendisiyseniz her mühendislik alanının kendi
alanı ile ilgili uygulayabileceği bir şey var orada. Ve savunma sanayi dediğim gibi bir başlık, aslında onun alt başlığında bir dizi mühendislik alanını ilgilendiren teknoloji var ve bir mühendis orada öğrendiklerini uygulama, daha da ileri taşıma ve başka hedefler koyma gibi bir vizyonu ortaya koyabiliyor. Ve bizim için daha da önemlisi, oradan gelişecek bir vizyon diğer teknoloji alanlarına, diğer sektörlere de sıçrayacak. Yani bu teknoloji lokomotifliği meselesi bizim savunma sanayinin bizzat kendisi kadar önemli. Çünkü Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi teknolojide ve yüksek katma değerli ürünlerde bir bütün olarak yola çıkması ve başarması ile mümkün. Burada örnekleme, ideal oluşturma ve bir özgüveni tetikleme açısından biz bunları sergilemenin, göstermenin büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Savunma sanayi sadece savunma sanayi değil de bir teknoloji yolculuğunun nereye gidebileceği ile ilgili bütün ülkeye verilen bir mesajdır. Şimdi siz konuşurken şunu düşünüyorum. Hani savunma sanayi niye bu kadar önemli sorusunun da belki kendi kendime verdiğim cevap oldu. Şimdi vatanını savunuyorsunuz. O potansiyel tehlikelere karşı, hani bu çok paranoyakça bir düşünce değil ama bulunduğumuz coğrafyaya bakıyoruz. Şimdi hemen güneyimiz Kıbrıs meselesi 70'te, çok daha önce de başlar ama 74'te oradaki Türkleri bir anlamda kurtardığımız bir süreçle, hani onların yardımına koştuğumuz bir süreçle noktalandı. Hala nihai bir çözüm bulunabilmiş değil. Komşularımıza bakıyoruz. Suriye yıllardır çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Irak deseniz keza öyle. Ermenistan, Azerbaycan daha birkaç yıl öncesine kadar Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi topraklarını bir kez daha aldılar. Rusya, Ukrayna hemen kuzeyimizde. Ege meseleleri hala ciddi anlamda üzerine konuştuğumuz konular. Böyle bir coğrafyada savunma sanayinin güçlü olması şu işe mi yarıyor? Bir tehlike anda ülkemi korumak zorunda kalırsam başka bir ülkeye taviz vermek zorunda kalmayacağım. Çünkü ben yetiyorum kendi kendime. O önemli, barışı da inşa etmenin bir yolu. Hani eskilerin bir lafı vardır, bal bal demekle ağız tatlanmaz. Barış, barış demekle de barış gelmiyor. Barışı gereğinde zorlayabilecek unsurları elinizde tutmanız gerekiyor ki barışı sağlayabilirsiniz. Ülkenizin huzurunu da benzeri şekilde. Yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak bu meseleyi bitirmekle ilgili bu ürünleri ortaya koymasaydık biz hala bu meseleyle uğraşıyor olacaktık. Dediğim gibi sınırlarımızın dışında da bize empoze edilmeye çalışan lekelet savaşlarıyla bize bazı şeylerin empoze edilmesinin de böylece önüne geçebiliyoruz. Bu kendinizin emniyette olmanız ve ileride bir emniyet unsuru, güvenlik unsuru ama güvenliğiniz aynı zamanda ekonominizi de etkileyecek bir faktör. Hani şöyle bir şey söylenebiliyor bazen. Efendim işte bu kadar savunma sanayine falan harcama yapıyoruz. Savunma sanayinin teknoloji ekosistemine katkısını düşündüğünüzde savunma sanayine harcadığınız her bir birim size 3, 5, 10 olarak geri dönüyor. Ekonomik anlamda da öyle. Yani ekonomik anlamda savunma sanayi harcamaları harcama değil aslında tetikleyen, bütün ekonomiyi tetikleyen ve teknoloji seviyenizi üst kademeye taşıyan bir olay. O açıdan buradaki harcamaların bir masraf olarak değil, ileri doğru bir gidiş, ülkenin ekonomisini ve teknoloji seviyesini üst sıralara taşıyan bir harekat olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu vurgu önemli. Aslında düşündüğümüz zaman şu anda özellikle Avrupa'da isim yapmış pek çok otomotiv şirketinin geçmişine baktığımızda askeri köken olduğunu görüyoruz oralarda. O dönemlerde geldiğini görüyoruz, öyle değil mi? Evet. Burada hani alt teknolojiler, kamera dediniz mesela. Hı. Kameranın kullanacağı dünya kadar sivil alan var. Güvenlik alanı var. Bunları dışarıdan alacağınızda kendiniz uygulamaya başlıyorsunuz. Peki şimdi izleyenlerimize söyledik. Birden fazla görüntüyü ilk kez izleyecekler. Bir görüntü daha var. Bu görüntü daha sonra izleyeceğimiz, bugün gerçekleşen görüntü değil. Evet. Tayfun bir balistik füze sistemi. Menziline yine 500 artı diyelim. Artısının bilgisi sizde kalsın. Çünkü bütün bu bilgileri verirken bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kabiliyetlerinin de açık kaynak istihbaratı vermeye de gerek yok. Biz bilelim yeter. Tayfun çok önemli bir sistemdi. Bir atışı vardı. O atıştan ilk kez gelen görüntüler. Atışın kendisi yeni değil ama bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz. Belki ilerleyen günlerde Tayfun'la ilgili yeni atışlar da gelir bu noktada. Bu görüntüyü gören kardeşi ben de bir an önce bir yerlere gideceğim diyebilir. Yakında duyabiliriz. Belli olmaz. O zaman bir izleyelim o görüntüyü, sonrasında yine konuşalım. We'll be right back.
Sen de bu görüntüleri izlerken şunu düşünüyorum. Rabbim inşallah bu sistemleri hiçbir zaman bize kullanma ihtiyacı doğurmasın. Ama bir taraftan da bu gücümüzü göstermek gerekiyor. Şimdi 500 artı dedik. Artısını bir tarafa bırakıyorum. 500 kilometre menzil. Muazzam bir menzil. Bunu stratejik noktalara yaklaştırdığımızda tehditin gelmesi ya da belki doğmadan önce, çünkü balistik füze dediğiniz bir hava üstündeki çok stratejik bir uçağı ya da bir sistemi vurabilirsiniz, öyle değil mi? Evet. Bu çok klişe bir söz vardır yani, dosta güven, düşmana korku. Evet. Tam olarak bu o demek değil mi aslında? Bu o demek, aynı zamanda hani burada birçok bir dizi sistemi konuşuyoruz. Yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Ayrıca mevcut teknolojilerin kombinasyonu ile de çok değişik modeller ve versiyonlar çıkartabiliyoruz. Hani bazen kulağımıza geliyor işte hasım ülkeler, işte biz işte sürpriz şu silahımızı alacak, biz şöyle güçlüyüz. Biz de diyoruz ki ya biz konuştuklarımız var ama konuşmadıklarımız da olduğunda belirtelim. Bize bulaşmayın. Bu cümle çok önemli. Şimdi zaman zaman bu savunma sanayi ile ilgili böyle işte sohbetlerde şu cümle çok kullanılır. Tabii ki detayını sormayacağım ama bu cümlenin doğruluğunu soracağım size. Ya bunlar bildiklerimiz, kim bilir bizim bilmediğimiz daha neler var? Kim bilir bizim bilmediğimiz daha neler var mı? Olması gerekiyor. Yani olması gerekiyor. Öyle diyeyim ben o kadar. Detayına girmeyelim o zaman. Şimdi Tayfun füzesinde yanılmıyorsam Cumhurbaşkanımız özellikle bu noktaya vurgu yapmıştı. İngilizceden Türkçe'ye çeviri çok hoşuma gitmiyor ama anlamı da var. Oyun değiştirici sistemlerden bir tanesi, öyle değil mi? Çünkü hani dediğim gibi artısını atıyorum bir tarafa, ne kadar olduğu şu anda beni ilgilendirmiyor. Ama 500 kilometre bile bir balistik füze işin doğası gereği önemli noktalardan birisi. Yani çok daha derin hedeflere ben hiçbir silah yaklaştırmadan atışımı gerçekleştirebileceğim. O öyle, demin bahsettiğimiz hava unsurlarının havadan belirli hızlarla, işte dediğim mesela Kızılırmak'ın neler yapabileceklerini göreceksiniz diye bir kelime kullandım. Yani bunların vuruş kabiliyetleri, işte hasımlara görünmeden yapabilecekleri şeyler, işte yarın işte Kaan devreye girdiğinde bunlar hepsi kendinizi korumanız ve muhtemel tehditleri kendini zarar görmeden elimine etmek ile ilgili kabiliyetlerin bir parçası. Yani tek oyununuzun tek kuralı yok. Yani çok sayıda diyelim opsiyonu veya hareket kabiliyetini elinizde tutmanız lazım ki gelişmelere göre bunları devreye koyabilirsiniz. Şimdi senin değil mi? Bu savunma sanayi yayınlarında ben de aynı ikilemi yaşıyorum. Zaman zaman çok sizin gibi çok kıymetli konuklarda da benzer şey görüyorum. Hem her şeyi sormak istiyorum ama hem de çok fazla da bazı şeylerin bilinmesini istemiyorum. Şimdi TRT Haber'deyiz sevgili izleyenler. Şu anda bir kamu yayıncısı ve bütün bunlar aynı zamanda askeri sistemler. Ben gücümü gösteriyorum ama gücümün detaylarını da herkesin bilmesine gerek yok, öyle değil mi? Şimdi işte biraz önce sordum ya, bizim bilmediğimiz daha neler vardır, kim bilir? Gerçekten var mı'nın evet kısmı o yüzden önemliydi. Bir anlamda bu yaptıklarımız bizim kabiliyetlerimizi de gösteriyor, değil mi? Şimdi bugün için bunları yaptık, somut görüntüleri gördük. Gelecekte de bu işler yine bir şekilde devam etmeli aslında baktığımızda. Yani bu durmaması gereken bir süreç değil mi? Şöyle diyeyim, hani bugünlerde işte arka arkaya çıkan ürünleri görüyoruz. Dedim ya, bunların hazırlığı çok önceden yapılıyordu. Bunlar şu anda piyasaya çıktığında hani ekipler bunlar ne güzel çıktı, alkışlayalım işte kutlayalım demiyorlar. Kutluyoruz ama çalışma devam ediyor. Yani bu meselede duramazsınız. Onun için de bizi izlemeye devam edin. Bu durmayacak. Durmaması da gerekiyor. Zaten geldiğiniz belli bir teknoloji seviyesinde bu kadar ne güzel iyi deyip de durursanız kesinlikle sizi geçerler. Zaten yakalamak zorunda olduğumuz bir dizi teknoloji ve yetkinlik var. Ama durmamamız şart. Öyle bir şey kabul edilemez. Zaten bu kadar insan gücü giderek tecrübe kazanan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz tabii ki durmayacaklar. Bu gördükleriniz geçmişte başlayan çalışmaların şu andaki ürünleri, şu anda çalışılan diğer konuların ürünlerini göreceksiniz. Peki şimdi savunma sanayini
Zaman zaman böyle burun kıvıranların eleştirilerinden bir tanesi de şu, işte örnek veriyorum SİHA'larda montaj zaten bunlar, işte alıyorsunuz birleştiriyorsunuz birkaç tane parçayı, işte ortaya böyle bir ürün çıkıyor. Ha şimdi tabii kabuğu gören, şimdi yani bir kabuk görüyorsunuz. Ya bu akıllı bir robot, bir şeyler yapıyor bu. O şeyi nasıl yapıyor? Yani bunun tabii teknolojiyi biraz düşünmek ve bilmek gerekiyor. Şimdi bir tane işte şu platformu alın, AlphaGo'yu fırlatın, küt diye düşer bir yere gider. O bir şeyler yapıyor. O şeyi insan aklının içine koyduğu bir dizi sistemin mükemmel olarak birbiriyle çalışması ve belki aylar süren testlerin, denemelerin, tasarımların, o değişikliklerin arka arkaya yapılması, uykusuz geceler, gayretler, bazen tüh be bu olmadılar, tekrar deneyelimlerle beraber üstüne koya koya gidiyor. Eğer herhangi bir sistem, ya işte bir şekilde verdi. Hiçbir şey öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Zaten bunu da en iyi bu işlerde çalışan arkadaşlarımız biliyorlar. Orada harcadıkları emeği, beyin gücünü, gayretleri, uykusuz gecelerini, sevinçlerini, üzüntülerini, çözmeye çalıştıkları problemleri, ki mühendisler için şu zevkli bir şeydir. Yani zorluklar biraz şey yapar. Aksilikler ve zorluklar böyle kamçılar, hani şeyinizi gıdıklar, daha çok üstüne gidersiniz, günlerce belki uyumazsınız ama o çözmek denen şey var, yani bir şeyi aşmak ilginç bir duygudur ve çok zevklidir. Bu söylediğiniz önemli. Aslında anlatırken benim daha önce düşünmediğim bir şeyi de fark ettim. Şimdi biz başarılı testleri izliyoruz ama iş bu nihayete erene kadar belki bunun 10 katı başarısız girişim oluyor, öyle değil mi? Hani bir şey deniyorsunuz, istediğiniz gibi olmuyor, tam aklınızdaki gerçekleşmiyor. Çok uzun bir emek veriyorsun. Bir problem çıkıyor. Yazmayı, işte yaptığınız yazılım sizin istediğiniz gibi çalışmıyor ya da yaptığınız tasarım sizin istediğiniz verimi sağlayamayabiliyor. Deneye deneye bir noktada günün sonunda, kimisi bilgisayar üzerinde oluyor bu denemelerin, kimisi fiiliyatta, nihayete eriyor. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra, bu kadar şeyden baktıktan sonra, şimdi Çakır baktığınız zaman, hani biraz önce söylediniz ya, sadece iskelete baktığımızda soba borusu gibi bir şey. Evet. Yani şimdi ben buna burun kıvırdığım zaman bu kadar Türk gencinin de emeğine burun kıvırmış olmuyor muyum aslında? Ama onun işte böyle bir şekli verin, birisinin eline bakalım, bu öyle dur, atarsınız düşer, yani olduğu yerde kalır. Tabii burada test aslında pahalı bir şey. Şimdi modern teknolojinin bize getirdiği şöyle bir güzellik var. Teste gelene, hani fiziki teste gelene kadar çok sayıda o testin nereye gidebileceği ile ilgili çok sayıda veri alıyoruz. Bir de simülasyon yapıyoruz, modelleme yapıyoruz. Yani teste geldiğimizde bizim herhalde testlerimizin herhalde %85-90'ı başarılı olur. Çok. Çok az sayıda test. Çünkü teste gelene kadar o testin başarılı olacağı ile ilgili çok sayıda done vardır. Sanal testleri yapmış oluyorsunuz tabii, zaten. Çok önemli. Gelene. Teknolojinin sağladığı bir şey bu. Gerçekten kıymetli şeyler bunlar. Şimdi baktığımız zaman bu mühimmatlara, şimdi biz hep SİHA'lar üzerine çok konuşuyoruz ama işte burada da gördük aslında SİHA'lar tek değil. Tank savar sistemleri var burada. Ve işte hemen yanımızda mesela Sungur. Sungur bir uçak savar sistemi. Bizim bir anlamda hani eskiden işte askerliğinde hava savunmacı olarak yapanlar bile, işte Stinger diye Amerikan versiyonu vardı ya da işte Strela diye Rus versiyonu vardı bir anlamda. Onun Türk versiyonu, öyle değil mi Sungur? Türk versiyonu daha iyisi, öyle diyelim. Çok daha önemli şimdi bu. Hani dünyaca ünlü, belki filmlerden, belki diğer şeylerden ismine alışık olduğumuz sistemleri biz artık Türkiye'de yapabiliyoruz. Hemen yanımızda, hemen hemen de sanırım birebir ölçüye yakın. Evet, bu birebir ölçek. Yani biz sadece aslında bir anlamda SİHA uçurmuyoruz. Karşımıza gelebilecek olası bir hedeflere karşı, mesela şimdi biraz önce ALKA kitinden bahsetmiş, sevgili izleyicilerimiz için görenler vardı. İşte bir anlamda lazer silahı diyebiliriz biraz önce bahsettiğimiz. Şimdi kritik bir tesise hem onları hem bunları hem diğer sistemleri kurduğumuzda da biz katmanlı bir savunma yapıyoruz, öyle değil mi? Yani şimdi küçücük bir drone'a bunu atmazsınız. Hangi hedef neyi gerektiriyorsa onu kullanmak gerekiyor ama onların hepsini de biz üretebilecek noktaya geldik. Bu çok önemli bir kabiliyet aslında baktığımızda. Çok önemli bir kabiliyet. Yani boşluğu bırakmamanız gerekiyor arada ve korumak istediğiniz şeyi veya gerçekleştirmek istediğiniz hedefi
hatasız gerçekleştirecek imkanları gerekirse kademeli şekilde devrede tutmanız gerekiyor. Çünkü sonuç almanız gerekiyor. O sonucu tesadüfe bırakamazsınız. Teknolojiniz belli bir yerde ama teknoloji de çoklu şekilde alternatifli olarak sahada kullanmanız lazım. Başarısızlığın kabul edilemeyeceği alanlarda mutlaka başarıyı sağlayacak unsurları da arka arkaya alana sürmeniz gerekiyor. Burada teknolojik yetkinlik gerçekten önemli. Hani hep İHA'ların, SİHA'ların bahsettikleri, burada aslında konuştuğumuz kavram modern teknolojinin geldiği, yazılımların, akıllandırılmış sistemlerin olduğu bir ortamı, insan aklının o ürünü akıllandırdığı, ona belirli kabiliyetler yüklediği ve modern teknoloji dediğimizde çok çeşitli elektronik, sensör ve yazılım ve benzeri sistemlerin artık insanın da ötesinde belki zekaya sahip olup da yaptıkları şeyleri biz sahaya sürüyoruz. Bunların da bir aile olarak, hani dedim ya, harekat ortamında hedefinizi gerçekleştirmeniz lazım. Burada taviz veremezsiniz. O hedefi gerçekleştirmek için her ne lazımsa onu sahaya sürmek durumundasınız. Ve harekatı yapacak unsurlarınızda da çeşitli imkanları ve alternatifleri sunmanız lazım ki onlar o an hedef için, amaç için ne gerekiyorsa onu çoklu şekilde kullanabilsinler. Ve karşı taraftan gelecek belli direncileri de aşacak çeşitli alternatifler olsun. Bu olmazsa olmazdır. Bu teknoloji yolculuğunun da aslında devam etmesinin gerekliliği bu. Her zaman için bir adım önde olmakla ilgili bir hedefiniz olmalı. Yani bazı teknolojilerde geriden geldik dedik, yakalamaya çalışıyoruz ama bazı teknolojilerde böyle önden gitmek gerekiyor. Şimdi bu çok önemli. Mesela İHA'larla SİHA'larla ilgili konuşurken ya da şimdi yine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törende o yürüyüşlerini de yaptılar. İşte Hürjet olsun, Kaan olsun, onların da maketleri hemen arkamızda. Zaman zaman hem İHA SİHA'larda hem de uçaklarda şöyle bir eleştiri de geliyor. Ya şimdi dünyada çok ünlü ülkeler var, yıllardır uçak yapıyorlar. Bunların aklına gelmedi de bizim aklımıza mı geldi? Şimdi bunlar bu İHA'ları yapamadılar da biz mi yapabildik? Çünkü baktığımız zaman şimdi dünyanın gerçekten uçak da üreten çok ciddi ülkelerinin kendi ürettikleri ve Türk İHA'ları kadar da pozitif işte ürettikleri versiyonlarına Türk İHA'ları kadar başarılı olan çok az ülke görüyoruz biz, öyle değil mi? İşte burada şu yapılan şeyin ne kadar önemli, büyük olduğunun kavranmasını istiyoruz. Yani bu belirttiğiniz konuda. Yani biz bir Kaan uçağımızı yaparken yani dünyada sadece 4 ülkenin, 5 ülkenin 5. ülke cesaret ettiği bir şeye ve yıllardır onlarca çeşit uçak üretmiş ülkelerin kolları sıvayıp da yapmaya kalktığı şeylere yapıyoruz ve bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir iddialı bir hedef olduğunu ve iddialı hedefler çıkarken de yani bu hedeflerin başladığı günlerde ve bizzat şahit olduğum ortamlarda dışarıdan burun kıvranları çok net görüyorum, biliyorum. Bu burun kıvranların hepsinin işte ne yaptığımızı görmesi önemli. Tabii işte bir Kaan hangardan çıkıp ilk koşusunu yaptığı zaman, Hürjet uçtu zaman ki Hürjet uçuşları devam ediyor. Aynı şekilde ilk uçuştan sonra 4-5 uçuş daha yaptı. Devam edecek testlerine. İşte Anka 3'ü de yakında, yani duyarsanız şaşırmayın. Bunlar uçtular ilk, ama bunların marifetleri, hani dedik ya Kızılırmak'ın marifetlerini göreceksiniz diye, bunların da marifetlerini olgunlaştıkça, uçtukça, kendi harekat ortamı ihtiyaçlarına göre tanımlanmış özelliklerini yavaş yavaş kazandıkça daha bir gurur duyacağız. Çünkü bir platform sadece platform değil, platformun yapabilecekleri, entegre edeceğimiz sistemler, kabiliyetleri, görüşü vesaire bir dizi unsurla beraber şu anda işte yeni diyelim ki bir çocuğun emeklemesi, ilk adımlar atması gibi görüp de sevindiğimiz, hani bir anne baba çocuğun ilk adımları görürse de onun çocukları koştuğunu, şampiyonlara katıldığını ve nice başarılara imza attığını görmek de bizi ayrıca sevindirecek. Yapabiliyor olmak, şimdi tabii milletimizin çok büyük çoğunun bunu takdir ettiğini biliyoruz. Yani biz yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz. Yani acaba mı? Şimdi aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bu ürünlerin sahada gösterdikleri performansı gördük hareket ortamlarında. Biz tabii demin söylediniz, işte Allah kullanmayı muhtaç etmesin. Ama kullanmamız gerektiği durumda neler yapması gerektiğini, yapabileceklerini sürekli testlerle, sürekli işte manevralarla, sürekli uçuşlarla, sürekli atışlarla
hayata geçirmemiz gerekiyor ki hazırlığımızın çok kapsamlı ve çeşitli olduğunu görmemiz ve rahat uyku uyumamız gerekiyor. Peki şu sizi üzüyor mu? Şimdi Kaan'da ve Hürjet'te de benzer bir süreç oldu. Mesela yıllar önce Hürkuş bir uluslararası heyet gelmişti. Benim muhabirlik yaptığım dönemde Atak ve Hürkuş o uluslararası heyete bir gösteri yapacak. İşte Atak gösterisini yaptı. Hürkuş kalkacak. Oradaki görevlilere dedim ki bir gösteri yapacak mı ya yok dedi. Daha yeni testlerini yapıyoruz. Dümdüz uçsun, insin, kalksın biz ona razıyız. Kazasız belasız şu uçuşu bitirelim. Şimdi o Hürkuş aktif bir şekilde kullanılır hale geldi. Kaan ve Hürjet de bir gün bu noktaya gelecek ama şimdi sosyal medyada mutlaka siz de görmüşsünüzdür işte süpürge sapıyla tutturmuşlar kokpit camına. Bunlar üzüyor mu sizi? Tabi bu arada onun süpürge sapı olmadığının da söylememe gerek yok izleyicilerimize ama hatta orada bir marka kullanıyorlardı. Ben şimdi o markanın adını vermeyeyim diye söylemedim. Bu üzüyor mu sizi? Yani bu kadar uğraşıyorsunuz ve bir kişi diyor ki oraya sapla cam tutturmuşlar. Üzüyor, şaşırtmıyor. Şöyle yani ben şöyle bir tabir kullandım. Geçen gençlerle sohbette dedim ki hani geçmişte bu tür şeylerde mesela havacılık tarihimizi biliyoruz. Yarım hakim kalan projeleri biliyoruz. Bunlar niye hakim kaldı? Yani Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ulus. O savaştan çıkmış insanların evet biz güçlü olmalıyız. Savunma sanayimiz olmalı. İdeali yaptıkları bir dizi girişim var. Bir yere kadar geldi durdu. Ondan sonra bir akamete uğradı. Bunlar niye oldu? Daha sonra niye biz bir yerli milli savunma sanayi geliştirmeliyiz diye çok büyük iddialarla bunlar yapılmadı. Yani insanlar vatan hain değil, bir şeyler yapmak isteyenler vardı ama olmuyordu. Hani ben Üstad Necip Fazıl'ın hep söylediği bir laf gelir aklıma. Şey koptu benden bir şey, her şeyi tutan bir şeyler. Şimdi bir şey kopmuştu bizden. O şey yerine geldiği zaman ona o bir milli duygu, heyecan, ideal biz yapabiliriz, imanı, gücü. O zaman bakıyorsunuz, evet bunlar olmaya başlıyor. Ha, bu o kopan şey hala bazen kopuksa, onlar bunu yapıyorlar. Değil mi? Onlar üzülürüz ama demek ki bu hala o kopan şeyi yerine koyamamış insanlar diyoruz. İnşallah onlar da o kopan şeyi bir gün yerine koyarlar. Ve bu milletin çocuklarının başarılarıyla gurur duymayı öğrenirler. Buna paralel olarak şimdi ürünlerimiz arka arkaya geldikçe ha seçim dönemi geldi hep uydurup gönderdik. Buyursunlar, görsünler. Yani seçim evet seçim ülkemiz bir seçime doğru gidiyor ama ürünlerimiz dediğim gibi biz takip devam edin. Biz izlemeye devam. Bunlar arka arkaya gelecekler. Bunlar herkes için bir müjde olmalı. İnşallah umarız ülkemizin her bir ferdi, milletimiz her bir ferdi o kopan şeyi yerine koyar ve gördüğü her bir ürünle gurur duyar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Savunma sanayi bir milli konudur. Siyasete alet edilmesin diye çok kullandık. Bu arada bu ideali gerçekten kafaya koymak lazım. Eleştirme konusunda bakın eleştiriler yapılmasını asla demiyoruz. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İnşallah gençlerimiz bizden onlarca kat daha iyisini yapacaklar. Pozitif eleştiri varsa, bir eksiğimiz varsa can kulağıyla dinlemeye hazırız. Stratejimizde bir hata varsa can kulağıyla dinlemeye hazırız. Bir tavsiye varsa can kulağıyla dinlemeye, onları düzeltmeye hazırız. O başka, bu şekilde aşağılamaya çalışmak başka. Üzümü yiyenlere başımızın tacı diyorsunuz. Şimdi söylediğiniz cümle çok önemli. Siyasette, hani o yüzden bu konuşmanın başından bu yana da siyasete özellikle girmedik ama şimdi A görüşünde olabilirsiniz, B görüşünde, C görüşünde, A partisini, B partisini, C partisini destekliyor olabilirsiniz ama burada bütün bu gördüğümüz ürünler hepimizin evlatlarını koruyor öyle değil mi? Hani A görüşünden olanı da koruyor, B görüşünden olanı da koruyor, C'yi de D'yi de. Hani şöyle demiyor bir Allah korusun saldırı geldiğinde dur bakayım filanca kişi Ahmet'in görüşü A, işte Mehmet'in görüşü B, A, Ahmet'i korusun da Mehmet'i korumasın diye bir şey demiyor. Hepimizin evladını koruyacak olanlar bunlar yine. Tabii bunları söylemişken memnuniyet verici başka bir konu şu. Mesela ben bir bürokratım, teknokratım veya bu işi yapıyorum. Ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela bazen bir genç geliyor sarılıyor. Ben muhalif partiye oy veriyorum ama ben sizi çok seviyorum, destekliyorum diye. İşte aradığımız bu. Yani bu milletin her bir evladının yapılanları görmesi ve gurur duyması önemli. Bu gurur hepimizin. Şimdi bu işten yapan arkadaşlarımız yaptıkları işlerde, yaptıkları testlerde, başarıları gördükten onlarca gencimiz bakıyorsunuz bir uçağımız uçtuğunda, bir ürünümüz hedefe vurduğunda onların gözyaşları, onların birbirlerine sarılıp ağlamaları, alkışlamaları, onlarca genç, belki yüzlerce genç,
Onlar hiçbirisinin acaba bu kime oy verirdi, bu kimi desteklerdi, ne yapardı, hiçbirisinin aklının köşesinde bile herkes milli bir hedefe doğru kilitlemiş. Bizim aradığımız milli hedefe doğru kilitlenen insanlar, o millilik oldukça inşallah ülkemiz bu tür başarıları çok daha fazlasını gündeme getirecektir. O zaman o gurur duyduğumuz son görüntümüzü de izleyelim. Siper bir hava savunma sistemi. Yine bugün yapılan atışlardan birisi. Atışın tarihi 11 Mayıs 2023. Yani bugün izleyelim. Ondan sonra artık sonlara geldik ama bu görüntüyü göstermeden bu yayını bitirmek olmaz. Gerçekten çok önemli sistemler bunlar. Şimdi bir taraftan şunu düşünüyorum izlerken. Çakır'ı ve Tayfun'u gördük. İkisi de havadan gelen hedefler ya da işte havadan atılan hedefler. Bir tanesi balistik füze, bir tanesi seyir füzesi. Olur da hasımlar da bunları geliştirirse diye bu sefer şimdi karşı tedbir bir hava savunma sistemi olarak da siper var. Yani bir şeyi üretirken aynı anda hasımlar da ona benzer bir şey üretiyorsa diye onun savunmasını da üretiyor üstü anlamda. Hem hücumu hem savunma yani düşüneceksiniz hani onun ikisi birden olması lazım. Sürekli bunda nasıl yapılacağına dair kafa yoracaksınız. Tehditler neler olabilir ona kafa yoracaksınız. Demin işte arkadan bahsettik, bir kademeli hava savunmadan bahsettik. Şu anda kademeli hava savunmada geldiğimiz şu nokta siper. Tabii şöyle bir soru da gelebilir. Aklaya siperin daha önce testini duymuştuk. Şimdi bir hava savunma sistemi işte havadan tek bir hedef gelecek, bunu vurdum tamam. Yani öyle değil. Testlerinizin çok çeşitli senaryolara göre, çok çeşitli ortamların, çok çeşitli menzillerde hayata geçmesini istersiniz. Biz silahlı kuvvetlerimize bir ürünü verdiğimizde o ürünün hangi testlerden, hangi şartlarda, hangi muhtemel senaryolara karşı testlerden geçtiğini söylemek durumundayız ki bu senaryoları ne kadar çeşitlendirirsek o ürünümüzün kabiliyetleri ile ilgili en iyisine layık olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi donatmış oluruz. Sayın Demir, çok teşekkür ediyorum size. Bu gerçekten çok kıymetli bir yayın oldu. 3 özel görüntüyü de ilk kez izledik. Evet. Veda edeceğiz ama veda etmeden önce izleyicilerimiz o 3 görüntüyü peş peşe bir daha izlesinler. Biz de bunlarla noktaya koyalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa son cümle. Onların hepsi birer müjde. Hayırlı olsun diyoruz. Gençlerimizin, mühendislerimizin ne kadar hızlı sonuç aldıklarını, yaptıkça daha ilerini yapabileceklerinin göstergesi. Dediğim gibi bizi izlemeye devam edin derken bizden kastım sektörümüzü, gençlerimizi, Türk milletinin gücünü izlemeye devam edin diyorum. O zaman şöyle diyelim Sayın Demir. Bu 3 sistemi de yani bugün işte gösterdiğimiz Çakır olsun, Tayfur olsun, Siper olsun, bütün bu etrafımızda gördüğünüz diğer sistemlerde de emeği geçen, adını belki de hayatımız boyunca hiç duymayacağımız bütün o Türk mühendislerini de alkışlayarak, onlara teşekkür ederek bu yayını bitirelim. İşte o 3 özel görüntüyü peş peşe izleyelim ve sizlere Roketsan'dan böylelikle veda edelim. Sayın Demir, bir kez daha çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Gençlerimize ellerine sağlık. O zaman mühendislerimize, alkışlarımıza işte o 3 müjde, sonrasında hoşça kalın efendim.